53. bölüme geldik. Varaksların kullanımından bahsetti kitap burada. Biz Varaksları detaylı bir şekilde işledik. Ama burada kitap güzel bir örnek vermiş. Sırf ondan bahsetmek istediğim için bu videoyu çekeceğim. Ama Varaksları geçen derste işlediğim detayda anlatmayacağım. Varaks nedir? Çok kısa özet geçeyim. Bir metoda hani kaç tane argüman geleceğini bilmediğiniz zaman mesela 3 bu sum metodu 3 int de alabilir, 5 int de alabilir, 6 tane integer de alabilir. Bu zaman kullanabileceğiniz bir yöntem. Int deyip 3 nokta koyduğunuzda ve parametre isminizi verdiğinizde bakın buradan dilediğiniz kadar integer değeri geçebiliyorsunuz. 7'ye düşürdüm, kızmadı. Hatta boş geçiyorum, yine kızmadı. Null geçiyorum, böyle değil tabii. Null geçiyorum, yine kızmadı gibisinden. Ben buraya istediğim kadar integer değer geçebilirim. Ve içerisinde de bu integer'larda istediğim şeyi yapabiliyorum. Bunun kitap yanlış bir kullanımından bahsetmiş. Sırf bunu anlatmak için zaten dediğim gibi çekiyorum bu videoyu. Şunu kapatalım. Bakın şu yanlış kullanımı. Neden yanlış kullanım? Şimdi eğer siz en az bir tane eleman burada bekliyorsanız, en az bir tane eleman olsun diyorsanız. Bakın ben burada eğer boş geçiyorum içerisine bana kızmadı. Değil mi? Çünkü boş eleman da geçebiliyorum varaklarda. Ama burada ne yapacak? Run ettiğimde hemen çalıştıralım. Illegal argument exception fırlatıyorum. Çünkü length'im sıfır oluyor. Hiç eleman geçmediğim için. Böyle exception yemek yerine direkt compile time'da beni uyarsa da olur. Bunu nasıl yapacağım? Eğer en az bir tane eleman bekliyorsanız, yani gidin burada bir tane first argument, yani bir tane eleman kesin alacak, ondan sonrası muallakta gibi bir tanım yapabilirsiniz. Bakın böyle daha compile time'da, runtime'da değil beni uyarıyor. Ha diyorum ben en az bir tane integer geçmek zorundaymışım. Sonra gerisi sizin artık şeyinize kalmış. Kitap bu kullanımdan bahsetmiş. Hoşuma gittiği için bunu da bu videoda çekeyim dedim. Keyifli seyirler.